Öykü Evren bir transseksüel. Sevdiği erkekle evlenip mutlu bir yuva kurmayı başaran Öykü Evren'in hayatı şaşırtıcı detaylarla dolu. İlk başlarda kendisini kabullenemeyen kayınpederinin çektiği banka kredisi sayesinde kadın olabilen Evren, 10 yıllık aşkını yıkamadığı tabular yüzünden hala saklamak zorunda. Kimseler susmayacak, hiçbir zaman susmayacak. Öykü Evren bir transseksüel. Pembe nüfus kağıdını alabilmek için verdiği hukuk mücadelesiyle tanıdı Türkiye onu. Ama onun ilk başlarda kendisini kabullenemeyen kayınpederinin çektiği banka kredisiyle kadın olduğunu kimse bilmiyordu. Dayanamadım baba yüreğe. Tırnak etten sökülmez. Öykü Evren aslında kendisiyle aynı durumda olanların başlattığı birçok eyleme önderlik etmiş bir transseksüel. Birkaç yıl önce eşcinsellerin eylemleri sırasında hep ön saflarda yer almıştı. Eşcinseller susmayacak, susmayacaklar, susmayacak. Ben de dahil olmak üzere hangi kurum ve kuruluş travesti ve transseksüel ve eşcinsellere iş verecektir. Ardından Bursa'da açılan eşcinsellere özel ilk kafede yine onu görmüştük. Yasal süreci bekleyeceğiz şu anda. O günlerde tatlı bir heyecan içindeydi Öykü Evren. Çünkü evlenmeye hazırlanıyordu. Gelin gibi hayal ediyorum. Aslında doğru veya yanlış onu bilemiyorum. Fakat çok eğlenceli bir düğün olacak kesinlikle. Herkesin evlenmek için sıraya girdiği 7-7-2007 tarihinde 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle evlendi Öykü. Evlenmeden önce kına gecesi bile yapıldı. Zoru başardım. Öykü hep kameralar önünde verdi mücadelesini. Bugüne kadar hiç konuşmayan tarafsa eşi ve kayınpederi oldu. Her şey bir şaka gibiydi. Bir barda tanıştık eşimle. İşin evlilik boyutuna varacağını hiç aklımın ucundan bile geçmezdi. Aslında ilk tanıştıklarında henüz cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmemiş olan Öykü ile evlenmek yokmuş aklında. Ama ilişki öyle böyle 10 sene devam edince evlilik kararı almışlar. Tabii bu kararı alırken zorlanmışlar. Aynı evi paylaştığımızda babama söyleyemedim. Tepkisinde karşılaşacağım için bize ters bunlar dedi. Ama ben dedim baba onu seviyorum. Aynı evi de paylaşıyoruz. Baba o güne kadar Öykü'yü Barış ismiyle tanıyormuş. Telefonda konuştukları için Öykü'nün bir travesti olduğundan haberi bile yokmuş. Eve davet ettiler, eve gittik. Orada görüştük işte, baktım hakikaten de kadın ya. Barış dediğim baktım karşıma kadın çıktı. Babayı ikna ettikten sonra resmi evlilik için Öykü'nün tam bir kadın olup pembe nüfus cüzdanı alması gerekmiş. Ameliyat için gereken parayı veren de yine ilk başlarda bu evliliğe karşı çıkan kayınpederi olmuş. Tabii aldığım maaşla Öykü'nün ameliyat olması zordu. Babama da bu konuyu açtık. Oğlum dedi en iyisi olur dedi Öykü'nün ameliyat olması. Kendisi 10 aylık tutarı kadar kredi çekti. 5000 YTL'lik krediyle ameliyat olan Öykü sonrasında pembe nüfus cüzdanı alabilmek için bir mücadele verdi. Resmen kadın olduğumu mahkeme kararıyla ispatlamış oldum. Hem de ismimi de değiştirmiş oldum. Bugünden itibaren resmen Öykü'yüm. Tam bir kadın olduğunu gösteren yeni kimliğine kavuştuktan sonra evlenebilmişler ancak nikah gecesi de ayrı bir heyecan yaşadı ikili. Hayatımda istediğim, sevdiğim insanla mutlu güne adanıyorum. Şimdi resmi nikah yaptırdıkları için çok mutlular. Kayınpederi ise hala çevresinden durumu saklıyor. Evremden kimse bilen yok. Akrabam olsun, komşularım olsun, hiç kimsenin haberi yok. Evlilik güzel gidiyor. Hayallerime kavuştum. O yüzden çok mutluyum. Balayını falan yaptık, geldik. İş güç artık, çalışıyoruz. Her şey çok güzel. İsmini ve yüzünü vermediğimiz Öykü Evren'in eşi ve kayınpederi sakin bir hayat yaşamayı tercih ediyor. Bu mutlu evliliklerini bir çocukla taşlandırmak en büyük hayalleri. Evlat edinme yöntemi ya da kiralık anne yöntemiyle tabii ki ben de baba olmak istiyorum. O da anne olmak istiyor. Öykü şimdi eşinin babasını kendi babası gibi seviyor. Hatta sorunlarını onunla paylaşıyor. Çok iyi anlaşıyoruz. Hatta eşimle sorunlarım olduğu zaman hemen babamı arıyorum. Baba bak böyle böyle yapıyor falan diyorum. Anlatıyorum sorunlarımı. Türkiye'deki tabuları yıkarak evlenen çift bu mutluluklarının bozulmaması için hala kimliklerini açıklayamıyor. Yani yıktıklarının yanında yıkamadıkları birçok tabu daha var. Ve bu yüzden saklanarak yaşamak zorundalar. Tutmayacak. Eşcinseller